Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. ERCP genellikle safra yollarında taş düşündüğümüz zaman, bir tıkanıklık düşündüğümüz zaman, tümör düşündüğümüz zaman veya bir strüktür diyelim, daralma yani esnekliği kayboluyor, fibrozis oluyor veya tam safranın çıkışında fibrozis oluyor, yine daralıyor ve sarılık yapıyor. Bir takım hazımsızlık şikayetleri devam ediyor. Biz ultrasonda baktık, safra yollarında taş gördük. Diyoruz ki ERCP yapalım. Ya da ERCP'nin peki tedavi edici bir yönü var mı? Tabii yönü hem tedavi edici hem de anatomik pozisyonu görmek, içeride bir patoloji olup olmadığını görme açısından önemli. Şimdi bu endoskopik olarak yapılıyor. Endoskopik olarak yapılan işlem, ya yine bildiğiniz gastroskopi gibi bir aletle yapılıyor bu işlem. Bir tek önden görmüyor. Normalde gastroskopinin gördüğü kamera önde. Bunun yanda. Çünkü burada normalde ağız yoluyla bu alet yemek borusundan geçip mideden geçip duodenum 12 parmak bağırsağına geliyor ve duodenuma yandan geliyor bu koledokt dediğimiz. Sadece koledokt değil, pankreas kanalıyla uçta birleşiyor ve beraber geliyor. Yandan gören ve yandan kateter falan uygulayabileceğimiz bir özel alet yapılmış. Kaç metrede, kaçıncı metrede biz giriyoruz bu Oddi sfinkterine? Yani o safra yollarının ve pankreasından gelen enzimlerin ince bağırsak, 12 parmak bağırsağı aktığı yeri yaklaşık 1 metrede değil mi? 1 metreden biraz daha kısa olabilir ama maksimum 1 metre olabilir. Peki Oddi sfinkteri ne kadar? Yani Oddi milimetre olarak? Oddi sfinkteri biraz önce göstermiştim, bir kalem ucu kadar. 1 milimetre, 2 milimetre. 1-2 milim. Yani siz bayağı büyük bir şey yapıyorsunuz. 1 metre öteden iğnenin deliğinden giriliyorsunuz yani. Evet. Çok ilaç, zor bir işlem. Evet. İlaç veriyorsun. O bir özel röntgen cihazı vardır. C kollu dediğimiz. Onunla onun görüntüsünü monitörden, ekrandan görüyorsunuz. Kanalın genişliğini görüyorsunuz. İçinde taş olup olmadığını görüyorsunuz. Pankreas kanalını görüyorsunuz. İçinde bir tümör varsa onu görebiliyorsunuz. Ama içinde bir taş var. Çıkaracaksınız. O 1 milimetreden 2 milimetreden çıkamıyor. Onun için kesmeniz lazım. Biraz açmanız lazım. Yani sfinkterotomi dediğimiz bu aletin ucunda bir de kesici, koterle kesici, tel gibi bir keman teli gibi böyle bir kısım var. Onunla kesiyorsunuz. Ağzını genişletebiliyorsunuz. 8 milim, 7 milim, 10 milime kadar genişletebiliyorsunuz. Bu oradan basket dediğimiz tel kafes şeklinde, yani ileri ittiğiniz zaman şişebilen, içine taşın alınabileceği bir kısı kırabiliyor muyuz? Taşları kırabiliyor muyuz içeride? Kırmaktan ziyade bağırsağı indiriyoruz. Bağırsağı indiriyorsunuz. Oradan da bağırsaktan dışarıya dışkıyla atılacak şekle getiriliyor. Bazen o basket dediğimiz aletle de içine alıp yukarıya da çıkarma, gastroskopla, duodenoskopla birlikte çekip ucunda taşı görme şansı da oluyor. Ama orada görmeden ziyade resimleri çekiliyor, renkli resimleri. Ve resimlerde de hastaya bakın burada taş vardı, bu taş çıktı, şu an tam sfinkterde alınıyor. O zaman yani onlar da keyifli oluyor. Böyle diyorsun ki taş geldi burada, resmini gösterdiğin zaman diyorsunuz ve tedavi oldunuz, bir bitti. Belge, hastanın ne kadar bundan sonra rahatlayacağını siz içinizde hissediyorsunuz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.